İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hakan Altunalan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Beni yavaş götürün. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha nakledilir. Evimdeydim ki tek ve tenha. İçeri Resulullah teşrif etti bir yerden. Saygı için ayağa kalkıyordum ki hemen, kalkma deyip oturdu gelip yana başıma. Sonra koyup uyudu başını kucağıma. Sakalı şerifinde saydım tam 9 adet. Beyazlanmış kıl vardı. Mahzun oldum be gayet. Düşündüm ki, dünyadan giderse benden önce, peygambersiz kalacak ümmeti o gidince. Ağlayıp gözlerimden boşandı yaşlar o gün. Düştü bir damlası da nur yüzüne Resulün. O zaman Resulullah uyanarak uykudan buyurdu, ya Ayşe, nedir seni ağlatan? Arz ettim düşüncemi. Buyurdu, ya Ayşe, hangi hal şiddetlidir ölü olan kişiye? Dedim ki, hanesinden götürüldüğü hali, çok üzüntülü olup ağlar bütün ihali. Buyurdu, ya Ayşe, doğru, bu çok çetindir. Bundan daha şiddetli acaba hangisidir? Dedim, kabre konup da üzeri örtülünce, ameliyle baş başa kalır herkes gidince. Buyurdu, ya Ayşe, doğrudur söylediğin. Bundan daha şiddetli ne vardır meyyit için? Sükût edip edeple arz ettim ki hem dahi, Allah ve Resulullah bilirler daha iyi. Buyurdu, ya Ayşe, daha da zoru vardır. Gasilin yıkamaya başladığı zamandır. Parmağından yüzüğü çıkarıp başlar işe, elbisesi, rütbesi çıkarır ne var ise. O zaman çıplak görüp ruh kendi bedenini, bir üzüntü, pişmanlık kaplar hemen kendini. O kederli haliyle eder ki öyle feryat, insan ve cinden gayrı işitir her mahlukat. Bu çıplak hali ona gelir ki öyle acı, başucuna gelir ve der ki, ey yıkayıcı, yavaş tut bedenimi. Zira çok çekti zahmet. Dikkat et de çekmesin daha fazla eziyet. Teneşire gelince der ki, ricam var benim. Suyu sıcak etme ki incinmesin bedenim. Kefene sarılırken nida eder bir daha. Der ki, yakınlarımı göreyim son bir defa. Beni bu halde görüp hiç feryat etmesinler. Onlar da çünkü yarın ölürler birer birer. Musallaya gelince seslenir, ey iyalim! Bakın, ibret alın ki böyledir işte halim.
ayrılık günü yoktur bunun gibi dünyada. Elveda, kıyamette görüşürüz bir daha. Namazı kılınıp da omuzlarda giderken, der ki, yavaş götürün, incinirim yoksa ben. Kabirde seslenir ki, ey dostlarım, şimdi siz beni bu ıssız yerde bırakıp gidersiniz. Baş başa kalırım ki mezarda amelimle, olmaz hiç ilgilenen bu kabirde benimle. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurun sen. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Mevlana Abdurrahman Cami Hazretleri buyuruyor ki, akıllılar ölümle sona eren her nimeti nimetten saymazlar. Ömür ne kadar uzun olursa olsun, ölüm yüz gösterince o uzunluğun ne faydası olur? Nimetin değeri sonsuz olmasında ve yok olmak tehlikesinden uzak bulunmasındadır buyuruyor Mevlana Abdurrahman Cami rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Alo. Buyurunuz efendim, iyi günler. İyi günler. Hocam iyi günler. İyi günler efendim, buyurun. Hocam ben 42 yaşındayım. Bir iki sene önce Kur'an kursuna gitmiştim, Diyanet'in Kur'an kurslarına. Hocamız orada ben bir soru sorduğunda bana şey dedi. İnternetten bir bakayım, hani sorun dini soruya. İnternetten bakıp ben öyleyse cevap vereceğim dedi. Beni bu hani biraz ne diyeyim, işkillendirdi yani ne konuda. Hani dini konu bilmeyen bir kimse neden hocalık yapıyor? Doğru mu? Yani ben bunu sorayım. Ve dini sohbetlere gidemiyorum. Evde 2 yaşında oğlum var. Yani çoluk çocuk bir cürcün halinde. Gidemiyorum. Sizin programlarınızı, geçmiş yayınlarınızı dinliyorum. Hani bu şekilde o açığımı kapatmaya çalışıyorum. Bir de hocam tam anlamıyla yani doğru düzgün bir namaz kılamıyorum. Hani bir türlü düzene girmiyor. Böyle bir değişik bir durum. Hani nasıl düzeltebilirim? Hepinizden dua istiyorum hocam. O kadar. Peki efendim. Peki, teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim. Bizlere dinimizi doğru olarak öğrenmemize yardımcı olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım efendim. Estağfurullah efendim, buyurun. Ben bir konuda tereddüte düştüm. Bazı arkadaşlara da anlattım. Bazı sorular sordular. O yüzden size sormak gereğini duydum. Estağfurullah. 30 rekatlı Recep ayı namazını anlattım kitaptan arkadaşlara. Dilimin döndüğü kadar okudum. Ama hani kazalara niyet ederim dedik efendim. Sizler de söylüyorsunuz, kitaplarınızda okuyorum sizin tavsiye ettiğinizi. Ama 4 rekatlı farz namazlara niyet edildiği zaman son 2 rekatta Zammu Sure olarak kulya ve 3 kulya 3 ihlas okunuyordu ya efendim. Evet efendim. Onlar 3. ve 4. rekatta okunacak mı? Bir okunacak. Okunacak. Kade-i Ula'da Sübhaneke'den sonra Salli Barikler okunacak mı efendim? Onu soracaktım. O okunmayacak kazaya niyet ettiğimiz için. 4 rekatlı evet. 3. rekatta tekrar kalktığımız zaman Sübhaneke ile mi başlayacağız? Doğrudan doğruya Fatiha Zammu Sure. Sübhaneke okumayacağız. Hı-hı. Yani 4 rekatta da kulyalar ve 3 kulya 3 ihlas okunacak. Hı-hı. Tamam efendim, bu konuyu anladım. Bir peki. De 5 vakit namazların sünnetlerinde Zammu Sure okunacak mı kazaya niyet ettiğimiz zaman efendim? Peki efendim. Teşekkür ederim. Yardımcı olduğunuz peki efendim. Da. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Ben miyim? Evet, buyurunuz. Hocam Allah razı olsun sizden öncelikle. Cümlemizden efendim. Bütün emeği geçenlerde dua bekliyorum sizden hocam. Allah-u Teala razı olsun. Rabbim iki cihan saadeti versin efendim. Hocam öncelikle bir hadis-i şerif dolanıyor. Bilmiyorum internette de. Kız çocuğu olan eve şeymiş, ilahi yağarmış. Melekler dua edermiş. Rahmet yağarmış. Benim şimdi kız çocuğum yok, 2 tane oğlum var. Nasıl olacak yani hocam? Bir de hocam siz dediniz, ben çok üzüldüm. Hani biz konuşurken diyoruz, ben Recep ayında 4 gün oruç tuttum, şu kadar namaz kıldım falan. Bunlar gitti mi şimdi, ne yapacağız? Bilmiyorduk yani. Ama siz öyle deyince artık daha oruç tutuyorum bile demeye korkuyorum. Demiyorum artık oruç tutuyorum ya da namaz kıldım demiyorum. Bir de hocam ben böyle kılıyorum diyorum. Hani kazalarım var çünkü. Sünnetlerimde kazaya niyet ediyorum. Kazalarımızdan bize Allah-u Teala sorarsa farz namazlarımız
farz namazlarımız yoksa nafilelerini getirin diyecekler. Sen nafile yapmamışsın, ne olacak diyorlar bana o zaman. Hani nafile kılmamış olacaksın. Çünkü nafilelerimi de hep ben farzı niyet ederek yapıyorum. Nasıl olacak hocam? Bir de hocam ben size şöyle dua ediyorum. Hani dua şey yapamıyorum ben. Elimden gelmiyor. Diyorum ki Allah'ım ehli sünnet dinimize hizmet edenler razı olduğu kullarından eyle. O amin. Yolları da açık eyle inşallah. Amin. Diye dua ediyorum her namazda. Çok teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun efendim. Sizden de hocam. Peki çok efendim. Sağ olun. Hayırlı peki günler. Hayırlı günler efendim. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam. Efendim şimdi ilk dinleyicimiz dedi ki Diyanet'in kurslarından gitmiştim dedi. Orada dedi, bir sual sormuştu. Ben internete bakayım da oradan cevap vereyim. Google amcaya soracak. Ama internetten muradı. Hani kendisinin bir sitesi var. Orada sual ve cevapları mevcut. Hani geliyor oradan bakıyor. Kitaba bakmak yerine oradan bakıyor. Ama öğretici konumunda olan bir kimse... Madem ki Cenab-ı Hak onu nasip etti, kitaba bakalım demesi lazım. Çünkü orada ilk defa bunu duyan var, internete bakalım. Ha demek ki internetteki bilgilerin hepsi doğru. Ben internete girerim, sorgularım. Karşıma çıkana da aynı şekilde inanırım. Düşüncesi gelir. Çünkü Google amcaya yükledikleri bilgilerin çoğu yani yanlış, bozuk. Olabilir. Yanlış kaynaklardan gelmiş olabilir. Su boruları temiz olmayabilir. Bilgi doğru olsa bile de boru pis olduğu için oradan yine aynı şekilde bulaşır o pislik ona. Onun için Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarına bakmalı. Veya kendisi özel sayfası varsa, özel bir sitesi varsa oraya Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından almış. Ve onu da izah etmesi lazım. Ben bu ve benzeri suallerin cevaplarını daha önceden aynı şekilde böyle kitaplardan kendi sayfama yükledim. Oradan bir bakayım. Size söylerim. Şimdi dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Yani internetten hiç bakılmaz mı? Böyle olursa niye bakılmasın ki? Mesela bu Tam İlmi Hasadiyete bir kitap olsun. Ondan sonra... faydalı bilgiler, İslam ahlak kitabı olsun. Bunlar internete yüklendi. Hatta sessiz bir ara var. Allah-u Teala rahmet eylesin. Emen abiler bu radyo stüdyosunda seslendirdiler de okutturdular da onları. Onlar bile yüklendi. Onu dinleyebilirsin. Oradan aynı şekilde bulup şey yapabilirsin. Onun bir zararı söz konusu değil ama biliyorsan, bilerek yaparsan bu şekilde girer. Onlar da oradan da kontrol edebilirsin. Ama öğretici konumunda olan ve önünde aynı şekilde oraya gelip öğrenmek niyetinde olan mesela bu dinleyicimizin dikkati çekmiş. Niye internetten bakıyor diyor. Niye kitaptan bakmıyor? Tabii kitaptan bakacağı zaman da yani fıkıh kitabını, ilmihal kitaplarına bakması lazım. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplardan hazırladığı kitaplara bakması gerekiyor. Yani orada ihtiyatlı davranması gerekir. Ama biz hüsnü zannederiz. Hani kendisinin bir sitesi var. Orada aynı şekilde bu bilgiler yüklüydü. İnternete bakayım demekten maksat gene aynı şekilde oraya bakmaktı. Gene hani bir bakayım da cevap vereyim demesi insaflı olduğunu gösterir. Ha o mu falan deyip de kafasından atmamış yani. O kafasından atmamış. Ama yine de internetten bu tür konularda uzak durmak lazım. Tabii. O zaman soru soranın aklına da şu gelir. Ben bir bakmasını bilmiyor muyum o zaman? Ben internete bakardım, sana niye sordum? Tamam değil mi? Hatırına yani. Gelir o. Hatırına gelir. Onun için ihtiyatlı davranmalı. Yani insanlara bir şey söylerken de bunun nereye varacağını, nasıl anlaşılacağını iyi bilmeli. Çünkü bizim başımıza sürekli geliyor. Bir konuyu mesela bir dinleyicimizin bir sormuş olduğu sual, onun şartlarına uygun olarak kitaplarda hatırladığımız o bilgileri naklediyoruz, söylüyoruz. Fakat sonra başka bir dinleyici diyor ki böyle böyle söylemiştiniz, böyle böyle söyledik ama soruyu soranın durumu ona müsaitti. Senin durumun öyle mi? Değil. Öyleyse seni ilgilendirmez. Ama öyle dediniz diyor, öyle dediniz değil. İşte altyapı göçük olunca yani yerlerini oturtamıyorlar meseleyi, oturtulamıyor. Ama zamanla anlaşılır inşallah Teala. Efendim dinleyicimiz ben dedi hani sohbetler oluyor gitmiyorum gitmesin. Radyonun dedi mesela günde iki defa yayını var aynı konu. Onları dinliyorum eskikleri de aynı şekilde buluyorum ben onları da dinliyorum. Akşamları var. Akşamları var onları da dinliyorum.
Bu bir. İkincisi bir de eğer öyle bir durumu söz konusuysa, mesela tahmin mezhadet ediyorsun, İslam ahlakı olsun, bunları indirme imkanı varsa internetten veya diyelim ki bilgisayarlar yoktur da neyle yapabilir evde? Gene bilgisayar lazım değil mi? Eskiden MP3 mi diyorlardı, ne diyorlar, kaset çalar diyorlardı falan. Onlar da artık şey oldu, demode oldu. Demode oldu. Şimdi YouTube'dan bizim bütün programlarımızı dinleyebilirler. Dinleyebilirler, evet. Oradan indirebilirler. Hayır, evet. Tam İlmi Hasad Tebedi'yi de aynı şekilde indirip dinlemelerini. Yani onun yollarında arasın, orasını dinler. Menakıb-ı Çariyari Güzeli'yi, evet, dinler. Mesela orada menkıbelerle anlatılıyor Sahab-ı Kiram Efendilerimizin. Çünkü İmam-ı Gazali Hazretleri mesela fıkıh bilgileri çalışırken yorulursan böyle menkıbeleri... Çünkü onlar dinlendirir insanı. Şevahid-i Nübüvve ve Menakıb-ı Çariyari Güzin. Ya kendin oku veyahut da aynı şekilde okunmuş varsa oradan dinlemek suretiyle. Zaten gereği yok. Onlar ehl-i sünnet alimlerinin kitapları olması sebebiyle başka bir sohbete gitmene de gerek kalmaz efendim. Efendim gelelim dinleyicimizin bir suali daha vardı. Ben de tam istediğim şekilde bir yani huşu ve huzuyla namaz kılamıyorum dedi. Bundan da memnun değilim. Memnun olmadığı iyi. Çünkü nefs ve şeytan, ya başkası bu kadar da kılmıyor, sen bu kadar kılıyorsun ya, sen gene makbul kulsun dedirttirir. İnsan hatta büyüklerden, din büyüklerinden şu anda ismi hatırımda değil de İmam-ı Gazali Hazretleri gibi hatırımda kalmış ama yanlış kalabilir. Yani günahlardan sonra bir defa, ibadetlerden sonra 1000 defa tövbe etmeli. Niye? Günahlardan sonra insana kibir gelmez. Kibir gelmez. Günah işledin yani. Günah işledim. Bunu zaten insanların duymasını istemiyorsun. Görmesini istemiyorsun. Saklamaya çalışıyorsun. Saklamaya çalışıyorsun. Ama ibadet öyle değil ki. Usta Bey, ben bu gece var ya, ya Allah kabul etsin, yağmur yağıyormuş falan, bak kalktım seher vaktiydi falan. Ya iki rekat daha bir namaz, bir hoş oluyor. Sen de yapıyor musun? Gönlünün körü git hepsi. Gitti. Nafile bir ibadetti. Nafile bir ibadetti. Bugüne kadar sen hiç duydun mu ben sabah namazına kalktım deyip de öğreniyor. Müslümansın, kıracaksın diyor. Ben öğle namazını kıldım diye yok. Ama sen kuşluk namazları kılıyor musun diye başladıysa tamam. Teheccüde kalkıyor musun? Evvabin kılıyor musun? Zaten öbür dinleyicimiz var ya, senin hiç nafilen yok. Orada açığa işeceksin. O ehl-i sünnet olmayan İbn-i Teymiye'nin görüşü o. İçtihat da değil, içtihat seviyesinde değil. Taraftarları onu Şeyhülislam, müştehit diye böyle abartıyor falan da alakası yok. Vehhabiliğin de temellerini, temel düşüncelerini atan adamdır İbn-i Teymiye. Mücessime fırkasındandır, ehl-i sünnet değildir. Bunu iyi bilmek ve iyi anlamak gerekiyor. Efendim, dolayısıyla bizim namazlarımızda hani dünya düşünceleri ve benzeri şeyler elbette ki olabilir. Hatta mesela Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri için anlatılır. Ayağına okun demiri batmış, onu çıkartırken namaza durayım, o zaman çıkartın buyuruyor. Namaza duruyorlar, namazda çıkartılıyor. Selam verince sormuş, çıkarttınız mı diye. Haberi olmamış. Aynı Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, kim iki rekat namaz kılarsa, Allah-u Teala'dan başka hiçbir şey hatırına getirmezse hırkamı ona hediye edeceğim. Hazreti Ali buyuruyor ki, ya Resulallah ben kılarım buyuruyor. Şeffaf bir kabın içerisindeki olanlar görüldüğü gibi Resulullah Efendimiz de kalpteki olanları ve düşünceleri hepsini görüyor. Varisleri de görüyor. Hazreti Ali kalkıyor, birinci rekatta hakikaten Allah-u Teala'dan başka hiçbir şey getirmiyor. Fakat ikinci rekatta mübareğin gönlüne gelmiş. O anda iki tane hırkası varmış, acaba hangisini verecek diye. Selam verince, ya Resulallah başaramadım buyuruyor. Başaramadım. Mesela şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile hayattayken bu kendisine arz ediliyor. İşte Hazreti Ali hakkında bir böyle var, bir böyle var. Buyuruyorlar ki insanın hali her zaman bir olmaz. Mesela Hazreti Ömer iki rekat namazda orduyu donattığı söyleniyor. Olabilir. Dolayısıyla yani o lütfu ilahidir. Hani büyüklerden bir zat hep, ya Rabbi senden işte bir günlük afiyet isterim. Demişler, sen afiyetli değil misin? O soruyor, siz afiyetten ne anlıyorsunuz? Allah Teala sıhhat afiyet verirse sağlam ol manasında anlatır halk arasında. Buyuruyor ki, afiyetle geçen gün demek hiç günah işlememek. Rabbimden öyle bir gün istiyorum ki o gün 24 saat hiç günah işlemeyeyim. Rabbime hiç isyan etmeyeyim. Gözümle, dilimle, elimle, ayağımla, kulağımla hiç ama. Müthiş bir şey o. Müthiş bir şey o.
bir günlük afiyet istiyorum buyuruyorlar. Dolayısıyla bizlerde mutlaka bir tökezleme söz konusu olur. Tökezleme mutlaka olur. Bütün bunlara rağmen İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ibadetlerin bir sureti var, bir de hakikati var. Allah-u Teala ihsan ederek suretini de kabul ediyor. Bizim bu şekilde çeşitli düşüncelerle kıldığımız namazlar da borcumuzu ödüyor. Peki efendim hakikatine kavuşmak, o da ihsan-ı ilahi, nefs-i itminana kavuşur. Allah-u Teala bir sevgi verir. Hakikaten mesela bazılar var büyüklerden Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim okuyunca rengi gidiyor. Kolunu kesiyorsun, ayağını kesiyorsun, haber olmuyor. O hali veren kim? Allah-u Teala. Biz buna devam ederiz inşallah Teala. Cenab-ı Hak öbür halde nasip eder efendim. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanın asıl maksadı. İnsanın maksadı, yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur. Maksudun mabudundur sözü meşhurdur. Câsiye suresinin 23. ayetinde mealen, nefsinin arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü buyuruldu. Ehl-i sünnet alimleri, insanın maksudu, yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur buyurdular. Allahü Teala insanları başıboş bırakmadı. Her istediklerini yapmaya izin vermedi. Nefislerinin arzularına taşkın ve şaşkın olarak tabi olmalarını, böylece felaketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat ve huzur içinde yaşamaları ve sonsuz saadete kavuşmaları için arzularını ve zevklerini kullanma yollarını gösterdi. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyan kul mesut ve rahat olur. Nefsinin isteklerine, arzularına uyansa zelil olur. Çünkü nefs Cenab-ı Hakk'a düşmandır. Zira bir hadis-i kutside Allahü Teala nefislerinizi kendinize düşman biliniz. Çünkü nefisleriniz bana düşmandırlar buyurmuştur. Ebu Bekir Kettani Hazretleri sevdiklerine nasihat ederken, hakiki mümin, nefsi istediği halde dünyadan yüz çeviren, Resulullah Efendimizin yolunda ve izinde yürüyen, gayesi ahiret olan, cömert olup Rabbine yönelendir buyururdu. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir insanın maksudu, özendiği, sağ kaldıkça ele geçirmek istediği ve ele geçirmek için her zillete alçalmaya katlandığı, hiç vazgeçmediği şey, bu maksudu, mabudu olur ve bu hali ibadet olur. Bunun için bir kimse maksadına kavuşmak için, Allah göstermesin, İslamiyet'in dışına çıkarsa, farzlardan birini bırakır bir haram işlerse, namazı, orucu bırakırsa, bu maksudu onun mabudu olur, ilahı olur. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri, insanların kendisini övmelerine, yermelerine aldırmaz ve onlara, bir kimse ibadetlerini yapar, hep Allahü Teala'yı hatırlarsa, dünya, yani insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyler ondan uzaklaşır. Allahü Teala'yı hatırlamaktan gafil oldukça da dünya ona yaklaşır. İbadetlerden ve Allahü Teala'yı hatırlamaktan maksat dünyayı kendinden uzaklaştırmak içindir buyururdu. Ahmet Gazali Hazretleri insanlara sık sık vakitlerini boş geçirmemeleri için şöyle nasihat ederdi. İnsanlar bu alemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusuysa kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsan için ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkıyadır. Kazancı ve kârı, cenneti ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek, Allahü Teala'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararsa cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allahü Teala'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Kim cennete girmek isterse vakitlerini Allahü Teala'nın beğendiği şeylerle geçirsin. Din büyüklerinden Ahmet Sarban Hazretlerinin çok huysuz ve geçimsiz bir hanımı vardı. Bu hanım kocasını ziyarete gelenlere, "Siz bu heriften ne medet umuyor, ne hayır bekliyorsunuz.
sizin işiniz yok mu diyerek bağırırdı. Bir gün bu zatın talebeleri hem bu durumu düşünüyor hem de birbirleriyle şöyle konuşuyorlardı. Acaba nasıl oluyor da hocamız böyle bir hanımla yaşayabiliyor, bir arada geçinebiliyor? Onların bu düşüncelerini anlayan Ahmet Sağırbağ'ın Hazretleri şu cevabı verdi. Dostlarım, mesele sizin zannettiğiniz gibi değildir. Benim böyle bir kadına tahammül etmem nefsani bir hevesten değildir. Bu bizim talebelerimize verdiğimiz bir derstir. Maksat, çirkin huylu insanlarla da iyi geçinmektir. Sizin elinizdeyse nefsinizi içinizden atın, bana öyle gelin. İşte bu kadar. İnsanlar zor zamanlarda bir zorlukla karşılaştıklarında müdara yapamazlar, yani insanları idare edemezler. Böyle zamanlarda herkes içindekini ve gerçek yüzünü dışa vurur. Bencil bencilliğini, fedakar fedakarlığını, hain hainliğini gösterir. Bu problemli zamanlar bir imtihandır. Böyle durumlarda insanın maksadı, gayesi neyse o meydana çıkar. İlim tahsilinde maksat, niyet bozuksa netice felakettir. Tam tersi, maksat ve niyet düzgünse netice selamettir. İnsanın ilmi arttıkça, Allah'a sevgisi arttıkça nefsinden soğumaya, nefret etmeye başlar. Bu hale kavuşmak Allahü Teala'nın o kuruna lütuf ve ihsanıdır. O kurunu sevdiğinin alametidir. Rüveym bin Ahmet Hazretleri, insanın okumaktan gayesi kalbini kötü huylardan temizleyip faziletlerle süslemek, gelecekte ise Allahü Teala'ya yakın olmak ve yakınlık mertebesine kavuşmak olmalıdır. Bilgisiyle riyaset, servet, makam, cahillerle münakaşa ve akranlarına üstünlük gayesi göstermemelidir buyurmuştur. İslamiyet bir ağaç gibidir. Kökü iman, gövdesi ibadet, meyvesi ise ihlastır. Kalp, dünya arzularından, nefsin isteklerinden birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe ahireti sevemez, oraya hazırlanamaz. Bunun için asıl marifet, asıl maksat çok para, mevki, makam kazanmak değil, kul olmak ve çok sevap kazanmaktır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ikinci dinleyicimiz bu Recep-i Şerif'te kılınan namaz için bir suali oldu. O sık sık soruldu da. Yalnız bugün Nisan'ın ikisi, Recep-i Şerif'in 15'i. Önümüzdeki hafta Cuma günü 13. Evet. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece. Miraç Kandili. 13 Nisan. Evet, 13 Nisan. Miraç Kandili. 13 Nisan. Arkasına da beraat gelecek ondan sonra. Sonra da Ramazan-ı Şerif. Değil mi? Şaban. Evet, evet, Şaban ayı gelecek inşallah Teala. Ya onu da böylece hatırlatmış olalım inşallah Teala. Bu cuma değil, bu ondan sonraki cuma. Evet, ondan sonraki cuma. Önümüzdeki hafta yani. Evet. Efendim 30 rekat namaz 2-2'de kılabiliriz, 4-4'te kılabiliriz. Kaza niyet ettiğimiz zaman sabah namazlar için 2, öğle ikindi ve yatsı için 4, akşam için 3 rekatta. Her rekatta zam usulü olarak o bildirilenleri okumakta mahsur yok. Çünkü kıraat bahsi anlatılırken buyuruyor ki 4 rekatlı farzların 3. ve 4. rekatlarında Fatiha'dan sonra bir şey okunursa kıyam kıraat mahalli olduğu için zarar olmaz, secde-i sevde gerekmez buyuruyor. Peki dinleyicimiz aynı şeyi sordu. Mesela dedi, kaza namazımız borcumuz olduğu için 4 rekat sünnetlere de biz kazaya niyet ediyoruz. Yani dedi ki bilemedik, zam usulü okuduk mesela. Yok yarın bir mahsur olmaz onun. Okumanın mahsuru olmaz çünkü kıyam kıraat mahallidir. Onun da mahsuru söz konusu değil. Bu Recep-i Şerif'in başında veya ilk yarısında kılınacak bir namaz değil, değil mi? Hayır, değil. Bu Recep-i Şerif'in tamamında, yani bu evet, 30 gününde kılınabilecek. Kılınabilecek bir namaz. Birinde de kılarsın, 30'unda da kılarsın. Geçti artık diyenler olmuş da. Ha, yok canım, alakası yok. Alakası. Ha, müftü çok. Müftü çok. Yani. Fetva veren oturduğu yerde.
Onun için mesela ilk dinleyicimizin hani Kur'an kursundaki o hoca hanımı ben bir internete bakayım demesi benim hoşuma gitti. Niye? Bir bakayım dedi. Kafadan atabilir. Çünkü piyasada o kadar yaygın ki hiç böyle şeyle enine boyuna bilgisine falan bakmıyor. Olmaz canım, günah günah ya bana göre falan diye başlıyor. Ya nereden biliyorsun, bir dakika ya. Allah adına dini hakkında konuşuyorsun. Bunun vebali var, toprağın altında hesabını soracaklar adama. Adam mesela senin sözüne itibar etse de öyle yapmış olsa helal haram, haram helal, itikadını bozarsın adamın. Küfre bile sokarsın, kendini de sokarsın, sana tabi olanları da sokarsın. Onun için bilmiyorum veyahut da kitaba bakmak lazım demeli. Gelelim efendim son dinleyicimizin suallerine. Dedi ki kız çocuğu olanlar için dedi böyle dedi müjdeler varmış. Evet var, hadis-i şerif var. Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin işte 3 tane kızı olur. Bunları itikadını düzgün yetiştirir, mütesettir bir şekilde dinini sevdirir, yetiştirir. Ve sonra da ehil olan, itikad düzgün olan kimselerle evlendirirse diye başlayan hadis-i şerifler var. İşte cennette benimledir veyahut da dereceleri yüksektir mealinde hadis-i şerifler var. Hatta ashab-ı kiramdan 2 tane olsa 2 tane de olsa öyle, 1 tane olsa 1 tane de olsa öyledir buyuruyor. Şimdi ben bir yerde okumuştum da bir gayrimüslim, Hristiyan bir kadın Müslüman oluyor. İslamiyet'in kadına vermiş olduğu hakları okuduktan sonra diyor ki eğer diyor dünyadaki kadınlar İslamiyet'in kendilerine vermiş olduğu hakları öğrenmiş olsa hepsi Müslüman olur. Yani yabancı bu. Sonra da Müslüman olmuş, tetkik ediyor. Yani Müslüman hanım bile bilmiyor tabii onu. Müslüman hanım bile bilmiyor. Okumamış çünkü. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendirdiği zaman kız çocuğuna itibar hiç yoktu. Diri diri gömülüyordu. Böyle bir toplumdan geliyor. Ve onun için de onu söküp atması gerekiyordu. Söküp atması gerekiyordu. Ve tabii o buyurdukları kıyamete kadar geçerli. Her zaman geçerli. Dolayısıyla hem o yerleşiyor hem de aynı şekilde kız çocuklarını daha çok koruyup kollamak gerekiyor. Çünkü yaratırken Cenab-ı Hak nefsi kuvvetli, aklı az yaratmış. Birçok sebep ve hikmetleri var onun öyle yaratılmasında. Onun için koruyup kollanması gerekiyor. Dinini bilerek yetiştirir ve ehline verirse. Öyle buyuruyor. Peki erkek çocuk? O da öyle. Sen dinini öğretir, aynı şekilde yetiştirirsen bir tane erkek çocuğun vardır. Onu öyle bir yetiştirdin ki yolda sana o binlerce kişiye doğru itikat, doğru bilgi götürdü. Sırtın yere gelmez. Sırtın yere gelmez. Evet. Hatta bir seferinde o zaman daha Cağaloğlu'ndaydık. Hemen abi işte bir arkadaşın erkek çocuğu olmuş falan da buyuruyor ki erkek veya kız değil hayırlısı olmasın. Hayırlısı. Ben daha önce onu Allah'ın hayırlısı tabii Anadolu'da yaygın hani erkek çocuk gözde tutuluyor ya. Sonra mesela kitaplar okuyunca şimdi Rabia Yadviye Hazretleri Kudüs-i Ruh'a Rabia 4. demek zaten. Önce 3 tane de ablası var. Babaları İsmail Efendi. Bu da kız oluyor falan. Çok fakir ve garip. Ama Allah-u Teala öyle bir evlat nasip ediyor ki evliya oluyor. Belki de İsmail Efendi'nin rahmetullahi aleyh zamanında 10 tane erkek evladı olan var. Hiçbirisinin ismi cismi yok. Ama Rabia Yadviye Hazretleri vasıtasıyla annesine, babasına, ablalarına, yakınlarına dua gidiyor. Allah adına sevgili kul oluyor. Onun için kız olsun, erkek olsun, hayırlı evlat olsun. Önemli olan o. Şimdi siz dedi anlattınız dedi. Biz dedi söylüyorduk işte Recep ayında oruç tuttuk falan diye dedi. Söylüyorduk dedi acaba dedi. Yani şimdi bunların hepsi gitti mi? Yani övünmek maksadıyla söylenmediği müddetçe yani onun hani kurtarı taraflar olabilir. Kaza tuttuysak söylemenin mahsuru söz konusu değil. Kaza namazı kıldık, kaza oruç tuttuk. Ondan sonra daha önceki veremediğimiz zekatları kesemediğimiz kurban bedellerini ödedik. Bunları söylemenin mahsuru olmadığı gibi hatta söylemenin faydası da olur buyuruyor. Açık açık bunları yapmalı. Teşvik edici olur. Çünkü teşvik edici olur. Mesela kitaplarda önceki asırlarda kaza kılan namaz borcu olmadığı için insanların o zaman kaza namazlarını böyle gidip de camilerde falan aleni yapmak uygun değil. Hani işlediği suçu deşifre etmek gibi başkalarını şahitlendirmek gibi bir şey oluyor. Onları gizli halletmeli. Oruçları da aynı şekilde. Ama şimdi öyle değil. Yani camide bile alenen açıkça aynı şekilde kaza namazı kılmalı. Çünkü şartlar değişti. Sen ne namazı kılıyorsun böyle ya kaza namazı kılıyorum daha önce kılamalıydı falan. Adam düşünür olur mu ya falan filan filan dese de kafasına bir yere yer eder. Ya diyor bu kaza ediyorum diyor ya ona sorar buna sorar. Nihayet aynı şekilde insaflı birisi ise Allah-u Teala ona da nasip eder. Onun için hatta zekat konusunu bile
söyleyiver gizli yapmak. Evet. Ama İslam alimleri buyuruyorlar ki orada bir ifade daha kullanmışlar. Bunu da açıkça vermeli. Bunun iki faydası olur buyuruyor. Çünkü farz bir ibadet. Açıkça verince ya Mustafa Toköz zekat veriyormuş. Ben Mustafa Toköz'den daha zenginim. Daha zenginim diye düşünür adam. Onu teşvik eder. İki, ya biz Mustafa Toköz'ü biliyoruz, onun zekat vermesi lazım ya falan, vermiyor adam ya falan demelerinin yolunu kapatırsın. İki türlü. Suizanı. Suizan ettirmezsin. Çünkü suizan etmemeli, suizanla sebebiyet verecek işte yapmamalı buyuruluyor. Ve bir de dinleyicimiz dedi ki, peki dedi, diyorlar ki yarın ahirette işte borçlar var, nafilesi yoksa. Yok öyle bir şey. O tamamen uydurma. Ve yanlış anlıyorlar onu. Tam İlmihal Saadettepe'de çok güzel cevaplar verilmiş onlara. Hepsini izah edilmiş. Efendim nafilelerle tamamlanır. O neyle tamamlanır? Mesela öğle namazının farzını kıldın. Farzını kıldın. Ama onun sünnetlerinde, ondan sonra müstahaplarında hatalar yaptın. İlk ve son sünnetten alıp onu tamamlarlar. Kılmadıysan ilk sünneti kılıp onu yerine koymazlar. Bu tamamen İbn-i Teymiye'nin görüşü. Ehl-i Sünnet alimleri böyle bir şey bildirmemiş. Uydurma bu. Ve onlara da itibar etmemeli. Onlara da itibar etmemeli. Dolayısıyla nafileler hiçbir zaman kılınmayan namazlar yerine geçmez. Hiçbir Ehl-i Sünnet alim bunu böyle bildirmemiş. Dört mezhep imamı da böyle bildirmemiş. Peki kim bildirmiş? Dört mezhepten ayrı olan İbn-i Teymiye gibi Ehl-i Sünnet olmayan, bozuk fırkadan olanlar aynı şekilde bunu bildirmişler. Mücessime fırkasından zaten yani, onlara itibar edilmiş. Yani örnek verelim hocam. Şimdi öğle namazını kılmadı birisi. Bunu hesabı görülürken öğle namazına bakıyorlar. Aa, öğle namazı kılmamış ama filanca zamanda da bu nafile bir ibadet yapmış. Onun yerine o nafile ibadeti koyalım. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Bu bir. İkincisi, adam zekat vermiyor. Ama hayır hasenatı çok, işte o nafileler onun yerine geçecek. Geçmez. Adamın oruç borcu var. Nafile tutuyor boyuna. Efendim işte o nafileler onu geçmez o. Ona diyecekler ki arkadaş, bu farz olan namaz, farz olan oruç, farz olan zekat vaktinde yapılmalıydı. Vaktinde namazı kılmalıydın, eda denir buna. Vaktinde Ramazan ayında oruç tutmalıydın, eda denir buna. Vaktinde bu zekatları vermeliydin, eda denir buna. Vaktinde yapamadın, bunları kaza edeceksin, önüne koyacaklar. Bunları vaktinde eda etmemişsin, kaza da etmemişsin. Efendim şu kadar nafile kılım, şu kadar. Onlar emredilmedi. Emredilen bunlar. Hesabını vereceğinde bunlar. Bunlar tamsa o nafileler bir işe yarar. Yani sevapların şeyini görürsün. Yoksa bunlar işe yaramadıktan sonra o nafileler seni kurtarmaz buyuruyor. Ve nefs ve şeytan insanları farzları vaktinde yaptırmaya mani olarak eda ettirmeyip sonra da işte nafileye yönlendirir. İşte ondan sonra böyle bozuk bir liste çıkar. Aa, onlar onun yerine geçer. Adam zaten dünden aynı çıkıyor. Ha tabii tabii ya, biz çok böyle gelene gidene herkese veriyoruz. İşte onlar zekat yerine geçsin. Geçmez arkadaş. Açıkça yazılı bu. Sen öyle desen de biz öyle yapacağız. Tabii paşa gönlüm bilir. Tercih sana ait. Sen de öleceksin, ben de öleceğim. Toprağın altına gireceğim. Ben Ehl-i Sünnet alimlerine aynı şekilde itimat ettim, güvendim. Sen de mezhepsizlere, itikadı bozuklara güvendin. Herkes kime güvendiyse onunla beraber olacak. Onlar nereye giderse sen de oraya gideceksin. İlk kere iki dört. İlk kere iki dört. Bu değişmez yani. Değişmez. Tercih sana ait. Buyur. Hodri meydan. İster kabul et, ister gargara et. Ne yaparsan yap. Ya bizim vazifemiz nedir? Bizim vazifemiz Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarındaki bildirdikleri o bilgileri nakletmek. Biz naklederiz. İster inansınlar, ister inanmasınlar, ister kabul etsinler, ister kabul etmesinler. Yapmayanı da döven yoksa. Ha, yapmayanı da döven keyfi yok. Keyfi bilir herkes. Çünkü Yusuf Aleyhisselam peygamberlerden. Şimdi zindandayken işte orada sen diyor af olacaksın, yani tekrar kralın şerbetçisi olacaksın falan. İşte o zaman diyor yani beni bir hatırlayıver. Unuttular beni burada falan diye. Sonra da çok pişman oluyor. Krala hatırlat diyor. Aha. Çok üzüldü. Günlerce ağladı. On sana vahiy geldi kendisine. Allah-u Teala seni affetti. İki sene kalacaktın zindanda ama 7 sene daha kalacaksın. 11 sene mi 12 sene mi kaldı ya bu zindanda? 12 sene kaldı. O zindandakiler onun peygamber olduğunu anladılar ve iman ettiler.
Birisi dedi ki, diyor ki kendisine, efendim dedi, yani dedi, söylemiştiniz yani hatırlatıver diye, kaç sene geçti? Bu kadar zor bir şey mi? Çok önemli bir şeydi diyor. Yusuf Aleyhisselam buyuruyor ki, her şeyin sahibi ve yaratanı, her şeyin sahibi. Sadece kendisine güvenilmesini, kendisine yardım edilmesini, yardım istenilmesini isteyen istiyor. O kuvvet onun hafızasından onu sildi, hatırlatmıyor ona buyuruyor. Müthiş bir şey o. Hatırlatmıyor ona. Unutulmayacak bir şey değil normalde. Unutulmayacak bir şey değil. Ama diyor hatırlatmıyor. Hatırlatmıyor ona diyor. Günü ve zamanı gelinceye kadar, onun dilediği zamana kadar, onun dilediği zamana kadar şey yapmayacak. Ve orada anlatırken buyuruyor ki Yusuf Aleyhisselam, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan itibaren çok peygamber gönderdi. Bu peygamberlerden bazılarına hiç inanan olmadı. Hakaret ettiler, yuhaladılar buyuruyor. Büyücü dediler. İşte de Sinan da, Yusuf Aleyhisselam'a da sen büyücüsün, kahinsin. Mısır'ın en büyük büyücüsün falan filan diyenler oluyordu. Büyücü diyorlardı. Peygamberimize de dediler aynı şeyi. Öbür peygamberler dediği gibi. Yani bu insanlar işte Allah-u Teala'nın Habibim buyurduğu, sevgilim buyurduğu, senin hatırını hürmetini yarattığım buyurduğu zatla kendi zamanında yaşayan insanlar harp etti ya. Harp etti. Senin dediğini kabul etmiyoruz diye harp ettiler yani. Peygamberimize aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala vardır ve birdir, putları bırakın. Hayır dediler. Harp ettiler. E şimdi diyeceksiniz, lafı nereye getireceksin? Bizim İrab'da mahallemiz yok. Bu İrab'da mahalli yok demek. Arapça bilenler bilir. Şimdi Arapça bazı aynı şekilde şey İngilizce'de var mesela, okunmayan harfler yazılır. Mesela o gramer itibariyle tahlil ederken burada tahtında gizli zamir var. Yani altında gizli zamir var. O bir kaidedir. O zamanla aynı şekilde meleke kesbiri, sen onu görüyorsun. Sen onu görüyorsun. Gizli zamir. Ha, gizli zamir. Hani gizlisi var. Orada var aynı şekilde ama yazılmış, hiçbir kıymeti yok. Onun için diyorlar ki İrab'da mahalli yok yani. Bunu gramerde tahlil yaparken, şey yaparken bunun diyor İrab'da mahalli yok. Bir hükmü yok yani. Bir hükmü yok. Dolayısıyla bizim gibiler de hükmü bile yok. Hani Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri'nin bir sözü var. Eshab-ı Kiram'ı anlatırken buyuruyorlar ki onlar zamanında olsak, yani onlardan bir grup gelse, biz de yanlarına gitsek böyle el pençe dururken hazır olsak, aa bu da insan, gel sen de otur buraya demezler. Hazır olsak hesaba dahil etmezler. Kaybolsak, ya burada bir adam vardı, nereye gitti falan. Kaybolsak aranmazlık buyuruyor. Kendileri evlad-ı Rasul ve dört mezhepte müteassıs evliya bizzat böyle buyuruyor. Seyit olmasına rağmen, evlad-ı Rasul olmasına rağmen. Dolayısıyla efendim işte Osman Ölü'yü dinle. Ve dinle. Mesela dedim size Osman'ın zaten aynı şey kıymet harbiyesi yok. Bizimle alakalı değil. Benimle alakalı değil. Hani bazılar şey diyor. Söyleyiver. Bizim Türkiye Gazetesi'ndeki yazılarda da. Efendim işte hep kitaptan nakil yapıyorsunuz falan. Kendi anladınız falan. Ben niye kendi anladığımı şey yapayım? Bir tanesi yazmış. La İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kaç asır önce oradan nakil yapmışsın. Geçti bundan falan filan diye. Vallahi söz bana ait değil. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin. Yine İmam Rabbani Hazretleri'nin. Muhammed Hadimi Hazretleri'nin. Muhammed Rebami Hazretleri'nin. Bana ait değil. Ben sadece nakledeceğim. Ama onlara inanıyorum ben. Ben onlara inanıyorum. Ha sen inanma, o beni ilgilendirmez. Çünkü bunlar beni Peygamber Efendimiz'e, yani Allah-u Teala'ya kavuşturuyor. Ama o sözlere itiraz ediyorsan git bizzat kendilerine söyle. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve toplum.